Merhaba arkadaşlar, Pessevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024 için çok önemli bir gündeyiz arkadaşlar. Önemli bir güncelleme ve gelecekleri konumu açıklamaya başladı. Bir önceki videomuzu çektiğimizde bu videoyu ben görmemiştim çünkü çekerken paylaşılmış. Şimdi inceleyelim. 5 dakikalık bizleri bekleyenleri konumu paylaştı. Bugünkü güncelleme ile birlikte oyuna yeni bir ligin modu eklendi. Penaltı etkinliği var ve çok güzel hediyeler var. Kampanyalarla alakalı da konuminin paylaşımı var arkadaşlar. Hepsine bakalım. Tanıtım videosunda ben birazcık bazı yerleri atlaya atlaya geçebilirim. Ortaklaşa maç etkinlikleri de eklenecek demişti Konami. Arkadaşımız olmasa bile buradan biriyle eşleşebiliriz. Öyle açıklama yapmıştı. Ortaklaşa maçla alakalı paylaşım. Şimdi burayı ben birazcık atlayayım. Diğer kısımlara da geçecek olursak. Şöyle hatta tıklaya tıklaya geçebiliyoruz mu? Tamamdır. Diğer yeniliklere bakalım. Lig... Kupa, bizim ligimiz ama çok güzel bir şey. Videoda Süper Lig'i de görmek. Ligin bölümü eklendi. Yapay zekaya karşı oynuyoruz. Online maç değil. Şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Aldığımız sonuçlara göre de burada ayrı bir puan biriktiriyoruz arkadaşlar. Ligin puanı gibi bir puan var. Ve onları da bir yerlerde harcayabileceğiz. Bu konsoldan görüntü. Mobilde yani biraz daha sade olabilir ama benzer bir görüntü olabilir. Bu My League'in puanlarını topluyoruz. Onlarla da bir şeyler alabiliyoruz. Öğeler falan vardı az önce. Ligde yapay zekaya karşı mücadele edip şampiyon olmaya çalışacağız. En azından yeni bir şey. Eğlenceli olacaktır. Onlarla ilgili bölümü geçecek olursak kupalar. Sonunda kupa kaldırabiliriz şampiyon olabilirsek. Oralardan kupa törenlerinden görüntüler. Şimdi... çok önemli şeyler de vardı. Yavaştan oraya doğru geliyoruz. Burası arkadaşlar penaltı etkinliği. Penaltıları ata ata hediyeler toplayacağız. Şimdi burada adım adım ilerlediğimiz zaman en sonda Neymar paylaşılıyor. Ama bu görev öyle kolay olmayacaktır herhalde. Şuraya bakın kaç tane basamak var. Zıpla zıpla ta oraya kadar nasıl geleceğiz? Epey bir zaman alacaktır. Evet, Neymar'ın kartı. Sonunda da Neymar'ın kartına ulaşacağız. Artık kaç gün sürecek bakalım. Neymar'ın Santos kartı 97 seviye. Güçlendirici var mıydı? Evet, güçlendirici de var. Kadromuzda bayağı bir yükselecek. Ronaldinho denmişti ama Neymar paylaşıldı. Tamam, Neymar da güzel bir futbolcu. Yüksek seviyeli bir isim. Ha, Ronaldinho'yu da keşke başka bir yerde verseler. Yeni güçlendiriciler. Player of the Week'te de güçlendirici kartlar falan olacak denmişti. Hani videoda eğer görmediysek belki ileride onlarla alakalı gelişmeler olabilir. Japonlarla alakalı. Ha, bugün yeni efsaneler de eklenmiş arkadaşlar. Bir tanesini konuma paylaştı. Bu nasıl 99? Japon futbolcu 99 seviye yapmışlar. Güçlendirici bayağı bir güçlendiriyormuş. Ben bu adamın seviyesine bakmamıştım az önce bu videoyu izlerken. Şok oldum şimdi gördüğümde. Bu 99'sa o zaman Allah bilir diğerleri kaç olacak. Yeni becerilerden mi bahsedecekler? Yeni beceriler de var. Showtime. Bugün de Showtime paketi geliyor arkadaşlar. Muhammed Salah, Son, Chiesa. 3 futbolcu yeni beceriyle birlikte geliyorlar. Bunlar zaten vardı. Şimdi yeni beceriler görünüyor. Bu Blitz Curler dediği becerisi. 3 tane futbolcu da olacak. Bugün gelecek 3 futbolcu da. Ama Showtime kartlar tabii ki bunlar. Form durumları haftalık olarak ligdeki formuna göre değişiyor. Epic gibi olmuyor Showtime'lar. Kötü tarafı da olmakta. Ama yıldız futbolcular genelde iyi formda geldiği için de çok sorun olmayabilir. Onunla ilgili tanıtım bittiyse peşine hemen ne var? Ben atlayayım burayı. Kartlar Son, Chiesa, Muhammed Salah'tı. Epikler. Yeni epik futbolcu Cantona. 99 Santrafor. Kadromuzda da yükselecektir. Kadromuzdaki hali değildir bu. Güçlendiricili. Özelliklerini incelemek lazım. Hangi bölgelerde nasıl oynayacak? Oyun ve kampanya arkadaşlar. Bu bir kampanya. Takımlardan dörder tane isim paylaşılıyor. Genelde böyle durum olduğunda bedava paket açma hakları verilir ve bu futbolcuları Konami bize hediye ederdi. Ha, günlük giriş bonusu olarak diyor. Evet, Inter takımından oyuncular verilecek. Bastoni, Turan var. Cuadrado ve kaleci Sommer. Bastoni'nin seviyesi yüksek olmuş ama diğerleri çok yüksek olmamış. Yine de hiç yoktan iyidir. Normal kartından biraz daha üstünler. Oo, Hernandez çok yüksek seviyeli. O süper olmuş. Hani pakete gelse çıkarmak isteriz. Ciro, Pulisic,
Ve burada Musah var. Milan, inşallah hepsine de hediye ederler arkadaşlar. Devam edelim. Bu da E-Futbol Ligi. Oo. Ben az önce videonun bu kısmını incelememiştim. E-Futbol Championship. Burada da 3 isim paylaşılmış Big Time olarak. Keşke bedava bir şeyler olsa. Açıklamalar gelirse arkadaşlar görürüz. Paket açılımı şeklinde mi gelecek? Çünkü Barcelona ile alakalı bir kampanya da olabilir. De Jong, Araujo, Sergio Roberto. O Barcelona kulübünden highlight paket. 12 ayın 12'si ve bayağı bir süresi var. Bakalım bu nasıl gelecek? Farklı bir şeyler var mı videonun sonunda açıklamalar? Yok. Bir de Konami'nin resmi web sitesine bakalım arkadaşlar. Herhangi yeni bir açıklama var mı şimdilik? Şimdilik yok. Video buydu. Kampanyalar bizleri bekliyor. Oyuncu hediyeleri var. Yeni güçlendiriciler var. Epikler oyuna eklendi. Cantona var. Oyuna eklenen modlar var. Benim ligim falan. Neymar hediyesi var. Ama o görevler kaç gün sürecek? Sonuna geldiğimiz zaman kazanacağız. Kolay da olmayacaktır ama çok güzel bir futbolcu hediyesi. Sızan bilgilerde Ronaldinho paylaşılıyordu ama şimdilik videoda Ronaldinho'yu görmedik. Neymar'ı gördük. Şimdilik gelişmeler bunlar. Güncellemeyi yapabiliyoruz ama bakın şimdilik devam ediyor. Şu an saatlerimiz 10, 15 geçiyor. İlerleyen dakikalarda oyun da açılacak. Oyun içerisinde de uygulayabileceğiz. Kampanyalar da açıklanacak. Daha yeni gelişmelerle karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.